Azərbaycanda salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin səfərinizin çox böyük önəmi var. Siz ikinci dəfədir ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlara səfər edirsiniz. 4 ay bundan əvvəl sizinlə bərabər Şuşa şəhərində olmuşuq. Bugün isə Füzulidə və Zəngilandayıq. Şuşa şəhərində imzalanan Şuşa bəyannaməsi tarixi sənəddir. Bu bəyannamə bizim ilişkilərimizi rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmışdır. Və bugün Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında birlikdə iştirakımız bir daha bizim birliyimizi göstərir, gücümüzü göstərir. Onu göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi hər zaman bir-birinin yanındadır. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının inşası cəmi 8 ay davam etdi. 8 ay ərzində Beynəlxalq Hava Limanı inşa edildi və bu hava limanının inşaatında Azərbaycan və Türk şirkətləri iştirak etmişdir. Yəni bu bizim birgə uğurumuzdur. Eyni zamanda bugün Zəngilan rayonunda birinci özəl yatırım projesinin də təməlini qoyduq. Bu yatırım projesi də Türkiyə və Azərbaycan birgə projesidir. Yəni bu bir də onu göstərir ki, bütün işlərdə, o cümlədən işğaldan azad edilmiş torpaqlarda gedən quruculuq, bərpa, imar işlərində də biz omuz-omuza, çiyin-çiyinə bir yerdə irəliyirik və bugün Zəngilanın Ağalı kəndindəki bu rəsmi mərasim tarixdə qalacaq. Adətən rəsmi mərasimlər paytaxtlarda, baş kəndlərdə keçirilir. Ancaq biz rəsmi mərasimləri bütün görüşlər zamanı keçiririk və həm Şuşada, həm bugün Zəngilanda rəsmi mərasimin keçirilməsi, Türkiyə və Azərbaycan dövlət himlərinin səslənməsi bizim birgə addımlarımız tarixdə qalacaq. Tarixdə əbədi qalacaq. Və bu tarixi biz birlikdə yazırıq. Necə ki, bütün dövr, müharibə dövrü ərzində birlikdə idik, bugün də bir yerdəyik. İkinci Qarabağ savaşının birinci il dönümünü biz yaşayırıq. Dünən Qubadlı şəhərinin azad olunmasının birinci il dönümünü qeyd edirdik. İki həftə bundan sonra Şuşanın azad olunmasını qeyd edəcəyik, böyük zəfər bayramı kimi qeyd edəcəyik və İkinci Qarabağ savaşının ilk saatlarından son dəqiqələrinə qədər Türkiyə Azərbaycanın yanında olmuşdur. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı, ilk saatlarda Azərbaycana dəstək göstərdi, bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu, bizə çox böyük dəstək verdi, siyasi və mənəvi dəstək və bizə əlavə güc verdi. Və bugün Azərbaycan xalqı haqlı olaraq sizə, əziz qardaşım, öz təşəkkürünü bildirir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər kəs sizi sevir, sizə böyük hörmətlə yanaşır. Siz bizim zəfərimiz üçün çox böyük işlər görmüşsünüz və bugün artıq imar dövründə, bərpa dövründə yenə də bizimlə bərabərsiniz. Mən bilirəm ki, sizin çox yoğun iş qrafikiniz var. Siz bu yaxınlarda Afrikanın 4 ölkəsində rəsmi ziyarətdə olursunuz. Ondan sonra Türkiyədə bir önəmli törəndə olmuşsunuz. Ondan sonra vaxt tapıb buraya gəlib ki, bizimlə bərabər, Azərbaycan xalqı ilə bərabər bu gözəl gündə bir yerdə olasınız. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bu, əsl qardaşlıq nümunəsidir, əsl dostluq nümunəsidir
ve hem Azerbaycan halkına, hem Türkiye halkına, hem bütün dünyaya bir mesajdır ki biz bir yerdeyiz. Bizim birliğimiz sarsılmazdır ve ebedidir. Ve bugün bölgesel işlerinde ve hatta dünya çapında Türkiye ve Azerbaycan işbirliği, kardeşliği önemli faktöre çevrilip Türkiye aziz kardeşimin liderliğiyle artık dünya çapında büyük güce çevrilip ve hiç kim Türkiye öz iradesini dikte edebilmez. Bu yakınlarda aziz kardeşimin Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere ele cevap vermişti ki aziz kardeşim ki bu hesap edilirim ki bütün siyasetçiler için örnektir. Öz milli layiqətini koruyan, öz halkının, devletinin maraqlarını, çıxarlarını, gururunu koruyan ve savunan, müdafiye eden lider bak bugün buradadır, Azerbaycan'dadır, Zengilan'dadır, Ağalı'dadır. Bunu biz kıymetlendirmeliyiz. Ve bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü en önemli faktörlerden biridir. Onu da bildirmeliyim ki, gelen ay Azerbaycan Türk Konseyi'nde başkanlığını Türkiye'ye tehvil verecek. Ve eminim ki Türkiye, aziz kardeşimin rehberliğiyle konseye uğurlu başkanlık edecek. Türk devletleri arasındaki işbirliği ve kardeşlik əlaqələri daha da güclenecek ve beləliyle bütün Türk dünyası için yeni imkanlar açılacak. Bugün burada Zengilan'da olarken tabii ki Zengezur koridoru hakkında biz danışmasak düzgün olmaz. Zengilan şergi Zengezur bölgesinde yerleşir ve buradan geçen Zengezur koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Ve hem Azerbaycan hem Türkiye Zengezur koridorunun gerçekleşmesi için emeli praktiki adımlar atır. Ve eminim ki bu adımlar yakın gelecekte öz bəhrəsini verecektir. Bugün aziz kardeşimle birlikte ve konaklarla birlikte büyük avtomobil yolunun temelini koyduk. Bu avtomobil yolu da Zengezur koridorunun bir parçasıdır ve bu avtomobil yolunun ve demir yolunun çekilişi neticesinde biz istediğimize nail olacağız. Ben bugün fırsattan istifade ederek bugün Azerbaycan'ın azad edilmiş torpaqlarda faaliyet gösteren birçok Türkiye şirketlerine öz şükranlarımı çatdırmaq istəyirəm, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onların yorulmaz sələri nəticəsində bugün, bak bu bölgədə yollar çəkilir, dəmir yolları çəkilir, tunellər çəkilir, altyapı, infrastruktur layihələri gerçəkləşir. Bu bir daha bizim birliyimizin, bizim qardaşlığımızın təcəssümüdür. Və tam əminəm ki, bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi bir yerde ileriye gidecek, halklarımız daha da birbirine yakın olacak, devletlerimiz bundan sonra da uğurlu işbirliği edecek ve böyleliyle Türkiye-Azerbaycan gücü, birge gücü daha da tesirli olacak. Bir daha aziz kardeşim, size Azerbaycan'a hoş gelmişsiniz diyorum, bütün konaklara hoş gelmişsiniz diyorum, size ve kardeş Türkiye halkına daim terakki, firavanlık, mutluluk dilerim. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları, öncelikle sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. 4,5 aylık bir aradan sonra işgalden azat edilen bu güzel bölgede Fuzuli'den sonra bu defa Zengilan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e nazik daveti için bir kez daha şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün yapmış olduğumuz şu ziyaretlerle şu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her baba yiğidin, her siyasetçinin kârı değil. Ve bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek, inanıyorum ki buralardan ayrılmış, buralardan ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerim için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. Çünkü en kısa zamanda tekrar ayrıldıkları topraklara ben inanıyorum ki artık Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa edilen, ihya edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır. İşte şurada hemen karşımızdaki binaya bakıyoruz. Hemen solumuzdaki binalara bakıyoruz. Kendi orijinal, kendi tarihi yapılar neyse o yapılarla inşa edilen taş yapılarla tekrar buralar çok daha güzel bir şekilde inşa ediliyor. Buraya gelmeden evvel Fuzuli'yi bir yanda Şuşa'ya, diğer yandan da güney sınırı boyunca Ağben'de, gelecekte de inşallah Nahçıvan'a bağlayacak yolların yapım çalışmalarını gördük. İşçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu yollar bölgede gelişecek çok boyutlu taşımacılığın adeta köşe taşlarını oluşturuyor. Fuzuli'de de belirttiğim gibi bu kadar kısa bir sürede bölgenin imarında alınan mesafe hem Azerbaycan hem de bölgemiz için gurur, aynı zamanda umut vericidir. Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir kalkınma modeliyle bu bölgeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ve burada her şeyden önce temelini attığımız, az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gerek tüneller, gerek viyadükler, gerek otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Bu çabaya liderlik eden İlham kardeşimi ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Tüm makine parklarıyla canhıraş bir şekilde yüklenici firmaların çalışması her türlü takdirin üstündedir. Türkiye olarak biz de bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, bugün İlham kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri tüm veçeleriyle ele aldık. Ekonomik ve ticari alandaki işbirliğimizin genişletilmesiyle enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerde mevcut durumu ve geleceğe dair planları da değerlendirme imkanını bulduk. Ve hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımız ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Tek millet iki devlet olmanın verdiği ortak şuur ve ruhla hareket ediyoruz. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyen işgali şanlı zaferiyle sona erdirdi. Yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını kendisi hayata geçirdi.
kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir. Bunun için bölgedeki yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız. Bu coğrafyadan geçecek kara ve demir yolu hatları sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için ekonomik ve ticari fırsatlar doğuracaktır. Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Iğdır, Kars gidebileceğiz. Ve bölgenin transit, lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir. Hülasa bu projeler dışlayıcı değil, kapsayıcıdır. Tabiatıyla bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini de bu anlayış oluşturmaktadır. Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Tüm bölge için birlikte kurulacak müreffeh bir geleceği küçük hesaplara ve iç siyasete feda etmek zaman kaybı anlamına gelecektir. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Türkiye'nin de kalıcı barışın tesisi yönünde atılacak her olumlu adımın karşılığını aynı yapıcı anlayışla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum. Ziyaretim sırasında şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ve bu vesileyle şahsım, heyetim adına özellikle Aliyev kardeşime ve tüm bakanlar heyetine de şükranlarımızı bildiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun.